Tabii bir de Türkiye'de yine sevgili hocam siz de dinleyin. CHP'nin bir raporu var. Türkiye'de 2002-2019 yılları arasında geçim sıkıntısı nedeniyle 5.806 kişi intihar etmiş. Vakalar diyor son 2 yılda artış gösterdi. Kocaeli'de sadece bir haftada 7 kişi geçinemiyorum diye intihar etti. Aydın'da ise bir günde 3 kişi canına kıydı. İsimler de var hocam. Yani isimlere girmeyeyim de en azından yerleri tarif edeyim size. Aydın'da bir öğretmen, biri müdür, biri göçmen olmak üzere bir günde 3 kişi ekonomik sıkıntı nedeniyle yaşamına son verdi. Yine Zeytinburnu'nda oturan Elvan Demir, akşam saatlerinde ablasına uğrayarak eşi Enver Demir'in rahatsız olduğunu söylemiş, 1,5 yaşındaki kızını emanet etmiş. Genç çift çocuklarını bıraktıktan sonra yaşamlarına son vermişler ve geçim sıkıntısı çektiklerini söylemişler. Samsun'un Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde M.A. eline iş aş yazarak kendisini asmış. Konya'da evliliği iki çocuk babası kamyon şoförü M.Ç. maddi sıkıntılar nedeniyle kamyonuna kendisini asarak intihar etmiş. Yine Şubat ayında uzun süredir işsiz olduğu öğrenen iki çocuk babası Adem Yarıcı, "Çocuklarım aç, iş istiyorum, anlamıyorsunuz." diyerek Hatay Valiliğinde kendini yapmış. Yine Denizli Çamel ilçesinde bir sağlık merkezinde çalışırken işten atılan 26 yaşındaki Osman Karul, işsizlik nedeniyle girdiği bunalımın ardından intihar etmiş. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Uğuz Yaşı, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etmiş. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalışan Levent Akar isimli işçi, borçlarını ödeyemediği ve geçinemediği için iş yerinde yaşamına son vermiş. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikamet eden, bunlar yeni hocam, son bir yılda. 43 yaşında 3 çocuk babası İlyas Yazgan, bunalımına gerek yaşamına son vermiş. Yazgan'ın bir süredir işsiz olduğu ortaya çıkmış. Çorlu'da günlük yemeğiyle çalışan ve salgın dönemi işsiz kalarak borçları ödeyemeyen Muhammed Bedir yaşamına son vermiş. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kargo firmasında çalışan 18 yaşındaki Furkan Celep, sosyal medya hesabına intihar edeceğini belirtmiş ve çektiği sıkıntılar yüzünden yaşamına son vermiş. Pandemi nedeniyle aylardır işsiz olan, evine ekmek götüremeyen bağlama sanatçısı Duran Ay yaşamına son vermiş. İzmir Buca'da yaşayan iki çocuk babası müzisyen Erdem Topuz evinde yaşamına son vermiş. 11 aydır Topuz'un işsiz olduğu, müzisyen olduğu, restoranlar kapalı olduğu için çalışamadığı söylenmiş. İzmir'de çeşitli mekanlarda perküsyon çalarak geçimini sağlayan genç müzisyen Mehmet Mert El, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etmiş. Bir yıldır işsiz olduğunu yakınları belirtmiş. Bu nedir hocam? Bu aslında ülkenin gerçek gündemi Fatih Bey. Çok ciddi bir ekonomik kriz içerisinden geçiyoruz ve insanlar çok zor koşulda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bazen direncini kaybeden maalesef hayatlarına son veren biraz önce sizin ismini okuduğunuz vatandaşlarımız oluyor. Bizim asıl konuşmamız gereken ülkenin gerçek gündemi ekonomik sorunlarımız ve salgınla mücadele. Şu anda toplum olarak karşı karşıya kaldığımız en büyük problem nasıl geçineceğimiz ve salgın döneminde nasıl hayatta kalacağımız, bunu nasıl atlatacağımız. Bu iki konunun konuşulmaması için iktidar her tür tedbiri alıyor. Ekonomik konular konuşulmasın, oradaki sorunlar gündeme getirilmesin, işte işsizlikmiş, artan enflasyon, ödenemeyen kredi sorunu vesaire gibi konular hiç konuşulmasın, Türkiye'de bunlar yokmuş gibi davranılsın diye başka konuları sürekli gündeme getirebilmek için ciddi çaba sarf ediyor. Bu akşam sizin konuklarınızla da uzun uzun konuştunuz, haklı olarak konuştunuz. Meclise sevk edilen fezlekeler de olduğu gibi. Ki önümüzdeki aylar boyunca bunlar konuşulacaktır. Her bir milletvekili ne yapmıştır, hangi açıklama yapmıştır, nereye gitmiştir vesaire gibi şeylerle ülke gündemi meşgul edilecektir. Hukuki olmayan bir süreç olmakla birlikte. Ama asıl sorun insanların sofrasına nasıl ekmek koyacakları, şirketlerin kredi borçlarını nasıl ödeyecekleri, Türkiye'de istihdamın nasıl artırılacağı, döviz kurunun nasıl kontrol altına alınacağı ve salgın döneminde nasıl sağlıklı bir biçimde hayatta kalabileceği.
Bakın pazartesi günü okullar açılacak diye duyuruldu. Benim de iki tane okula giden çocuğum var, heyecanla bekliyor. Pazartesi günü. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada pazartesi gününü bir geçirelim de salı günü bakarız denildi. Şimdi böyle devlet yönetilebilir mi? Şimdi pazartesi günü hangi veri ortaya çıkacak da salı günü okula gidip gitmeme konusunda karar verecekler? Efendim neymiş, ben Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasını okudum. Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında bu konu değerlendirilecekmiş. Şimdi şunu açıkça ifade etmek isterim. Türkiye'de uygulanan yönetim modelinde, onlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını veriyorlar ama ben şahsım yönetim modeli diyorum. Kabine kararı diye bir süreç yok. Eskiden Bakanlar Kurulu kararı denen bir şey vardı. Bağlayıcıydı, bir kuruldu karar alırdı. Karar organıydı. Şimdi kabine kararı diye bir şey yok. Cumhurbaşkanı tek başına her konuda karar veriyor. Her konuda karar veriyor. Dolayısıyla pazartesi günü yapılacak toplantı salgına bağlı olarak okulların açılıp açılmamasına yönelik resmi bir kararın alınması sonucunu doğuracak bir toplantı değil. Çünkü kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecektir. Bu konuda bilgi alacağı kişiler Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı'dır. Yani kabine toplantısını beklemesine gerek yok. Onlarla görüşüp gerekli kararı alabilir. Fakat ne yapılıyor? Bu kabine toplantısının beklenmesi isteniyor. Şimdi çok basit bir kararmış gibi görünebilir ama milyonlarca çocuk ve aileler bundan etkileniyor. Hepimiz hazırlık yaptık. Pazartesi sabah okula gidecekler diye. İşte okul çıkışında kim alacak, nerede kim bekleyecek, servisler nasıl olacak vesaire. Bir yıldır okula öğrenci taşıyamayan servisçiler, ki benim çocuklarım da serviste okula gidiyorlar. Arabalarını yıkattılar, benzin, yani depolarını doldurdular ki ceplerinde para yok. Bir yıldır iş yapamıyor. Pazartesi öğrenci taşıyacağım diye hatta sabah bana mesaj atmıştı. 7-10 geçe hocam evinizden alacağım diye. Şimdi doldurduğu depoyla kaldı. Öğrenci taşıyacak mı taşımayacak mı bilemiyor bu kişi. Zaten bir yıldır da para kazanamamış, iş yapamamış birisi. Devlet böyle yönetilir mi? Milyonlarca insanın hayatını etkileyen kararlar böyle alınabilir mi? Bir günde hangi veri ortaya çıkacak da bir salgın konusunda farklı bir politika izleyeceğiz? Bence yapacakları şey şu. Şimdi bütün Türkiye kilitlenecek. Salı sabahı çocuğumuz okula gidecek mi, gitmeyecek mi diye. Ben de merak ediyorum gidecek mi. Çünkü ona göre düzenleme yapmamızı. Hepimiz televizyonun karşısına geçeceğiz. Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra açıklama yapacak. Neyi merak ediyoruz? Sabah okula çocuğumuzu gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz? Ama Cumhurbaşkanı önce işte CHP'nin ne kadar kötü bir parti olduğu 30'lu yıllardan, İsmet İnönü'den, işte kendisi belediye başkanı olmadan önce İstanbul'un hangi durumdaymış gibi 45 dakika bir konuşma yapacak. Bizim asıl merak ettiğimiz, çocuklar okula gidecek mi, gitmeyecek mi kararını bekleyinceye kadar ya da duyuncaya kadar icraatın içinden gibi muhalefet partilerin ne kadar kötü olduğuna dair konuşmalar dinleyince sonra da diyecekler ki büyük olasılıkla tahminim o. Bu konuda yetkiyi il hıfzı sağlık kurullarına verdik ki onlar da zaten kararı almıştı, o saatten sonra alınacak bir karar değildir. Falanca illerde okullar açıldı filan. Yani 84 milyonluk bir ülke, bu en son yaşadığımız örnek olduğu için bunun üzerine konuş. Böyle yönetilebilir mi? Herkesin etkilendiği kararlar alınabilir mi? Ama biz bunları konuşmayalım, bunların üzerinde durmayalım. İşte neden bahsedelim? İşte hangi siyasi parti kiminle ne kadar ilişkilidir? Buna ilişkin meclise fezlekeler gönderir. Efendim bizim gerçek gündemimiz ekonomi ve salgın. Hepimizin hayatını bir biçimde etkiliyor. Bakın bu hafta siz de hafta içi yayınlarınız, ben de ilgiyle takip ediyorum. Döviz kurunun nasıl hareketlendiğini gördük. 6.90'a kadar gerilmiş olan Amerikan doları birdenbire 7.45'in üzerine çıktı. Ki buralarda kalacak mı konusunda benim ciddi endişelerim de var. Ne oldu Türkiye'de hemen 3 gün içerisinde kurlar bu kadar yükseldi? Çünkü bizim işlerimiz o kadar kötü ki ekonomik anlamda, o kadar kötü ki Merkez Bankası'nın faizi bir defa işte %17'ye kadar çıkarmış olmasının bütün ekonomik sorunlarımızı çözeceği algısı oluştu. Dikkat ederseniz ekonomiye ilişkin iktidar tarafından herhangi bir açıklama yapılmıyor. Kasım ve Aralık aylarında çok sık işte ülkede reforma gideceğiz, reform yapacağız, işte ekonomiyi de düze çıkaracağız, ülkeyi de iyi yöneteceğiz açıklamaların hepsi ortadan kayboldu.
Sadece bu hafta kurlar yeniden hareketlenince Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan işte Mart'ın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı bu konuları açıklayacaktır dedi. Neyi açıklayacak bize? Mesela hukuk alanda reformdan mı bahsedecek? Bu akşam konuklarınız da bahsetti. Hafta içinde konuklarınız da bahsediyor. Meclise gönderilen fezlekelerin hukuki tarafı var mı? Bunların işte 7 yıl önce yapılmış, atılmış bir tweet ya da söylenmiş bir şeyden dolayı fezleke hazırlayıp meclise göndermek hukuki bir şey mi? Bu burada dururken siz Mart'ın 15'inde hangi hukuk reformu açıklayacaksınız bize? Bu kimin tarafından inandırıcı bulunacak ki Türkiye ekonomisine ilişkin de pozitif bir beklentiye kapılıp ona göre kararlar alalım? Yani hakikaten Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Bu hafta Amerika'da faizler birazcık oynadı. Yani bakın 10 yıllık Amerikan hazine tahvilinin faizinden bahsediyor. 10 yıllık %1.6'ya aylık faizden bahsetmiyorum. Yıllık faiz 1.6'ya yükseldi diye bizde kıyamet koptu. Şimdi bazı yandaş kanallarda gördüğünüz iktisatçılar şöyle açıklamalarda bulundular. Ben gazete köşelerinde falan da okudum. Bütün dünyada yabancı para, yani ülke paraları değer kaybetti olarak karşı. Doğru bir ifade değil. Evet, bir miktar değer kaybeden oldu. Ama en fazla değer kaybeden Türk lirası. %5 değer kaybetti. En yakın Güney Afrika var. 2.4 oranda, 2.6 oranda kaybetti. Diğerleri 0.5, 0.2, 0.7 filan gibi. Yani biz dünyada en kötü performans gösteren paradan %100 daha kötü performans gösteren bir para haline gelmişiz. Neden bu böyle oldu? Çünkü zaten işler kötü. Herkes bunun farkında. İktidar da farkında. Ama bunu düzeltmenin bu iktidar döneminde mümkün olmadığının da ben farkındayım maalesef. Hocam 1 milyon hediye aşıyı siz 12 milyon dolara devlete kakalarsanız bu ülkede hiçbir şey düzelmez. Yani bu nasıl bir anlayış bunlarınki? Nasıl bir mantık? Yani öfkeleniyor insan ya. Ya bu ülkede bakın şunu anlatırım. Yoksulluktan insanlar intihar ederken sen sana gelen bedava aşıyı devlete 12 milyon dolara satacak kadar yüzsüzleşiyorsun hocam ya. Böyle bir şey var mı hocam? Böyle bir vicdan var mı? Böyle bir insaf var mı? Böyle bir ahlak var mı? Bu nedir hocam? Nasıl anlayacağız? Nasıl yorumlayacağız bunu? Yani demin anlattım bu Zafer Havalanı olayı. Ya 6 milyon euro bu yoksulun, fakirin, fukaranın parasını cebinden çalıyorsun, inşaat şirketinin cebine koyuyorsun. Bunun başka bir izahı yok hocam. %99 yanılma payı olur mu ya? Kim hesapladı bunu? Hangi inşaat mühendisi? Hangi makine mühendisi? Hangi elektrik mühendisi hesapladı ki böyle bir rakam çıktı? Hocam bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir soygundur? Demin anlattı hocam. Abdülhatif Şener. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yıllık 1 milyar euro kira bedelini ertelediler ve %50 indirdiler. Niye? Sebep salgın. Peki bu salgın demin intihar eden perküson sanatçısına yok mu? O intihar eden restorandaki müzik işçisine yok mu? Bu boyacıya yok mu? O öğretmene yok mu? O assubaya salgın yok mu? Sadece Atatürk Havalimanı'nı yapan beşli şirketin mi salgın sorunu var? Kim bunların ortağı? Bunlara kim bu kadar fırsat veriyor? Kim bunlarla beraber bu paraları hazineden çalıp götürüyor hocam? Bunları konuşmayacak mıyız? Fatih Bey, sizin bu sorduğunuz sorular çok haklı sorular ve vatandaşların da bunları yüksek sesle sorması lazım. Biz hesap sormadığımız sürece bu soruların yanıtını alamayacağız. Bu soruların yanıtını bizimle paylaşmayacaklar. Dolayısıyla biz bunun hesabını sormak durumundayız. Mecbur soracağız. Neden bu harcamalar yapılıyor? Neden bir kısım insanlara bu dönemde ciddi kaynaklar aktarılırken toplumun büyük çoğunluğuna herhangi bir kaynak aktarımı yapılmıyor. Onlara destek olunmuyor. Milyonlarca insandan bahsediyor. Hala iş yerlerinin açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Restoranlar, kafeler vesaire. Milyonlarca esnaf şu anda perişan durumda. Herhangi bir işaret de yok olup olmayacağı konusunda. Verilen destek 500 lira kira yardımı, 700 lira bilmem ne yardımı. Toplam yardımın gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki oranı
Yani istatistik olarak gösterilmeyecek kadar küçük. Dünyanın her tarafında yüklü miktarda destekler aktarılırken. Ama bunu biz sorgulamak zorundayız. Biz bunun hesabını sormak zorundayız. Yani sadece sandığa gidip oy kullanırken değil. Evet, orası önemli bir yerdir. Ama onun dışında da her fırsatta bu soruyu sormalıyız. Sorabilmeliyiz. Gazeteciler sormalı, akademisyenler sormalı, siyasetçiler sormalı, ortalama vatandaş sormalı. Biz hesap sordukça bunlar da o sorulara eninde sonunda yanıt vermek zorunda hissedeceklerdir. Dolayısıyla sizin sorularınızın ben herkes tarafından sorulması gerektiğini düşünüyorum.